Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü benim tarifimde tavada pratik hamur yoğurma işi yok, oklava yok, hamur açma işi yok. Burada bir su bardağı unum var. Bir çay kaşığı karbonat. Ay, düşürdüm. Bir tatlı kaşığına yakın tuzum var. Şöyle karıştırıyorum. Suyumu aldım, bir bardak. Aldığı kadar su ilave edeceğim. Yemek kaşığıyla karıştırayım, daha iyi olur. Bu biraz büyük gelecek kaşık. Biraz daha su ilave edeceğim ben buna. Akışkan bir hamur elde ettim. İçi içinde maydanozdan peynir. Tavamı ocağa koydum. Altını yaktım. Tavam ısındı. Şunları elimin altından bir kaldırayım. Tavamı fırçayla yağlıyorum. Tavamı ocaktan alıyorum. Şöyle şu şekil. Bir kat hamuru yayıyorum. Ve ortasına peynirle maydanoz, bunu da bu şekilde yerleştiriyorum, güzel yayıyorum. Çayın yanında pratik 10 dakikada hazır olan peynirli tavada börek. Hamur yoğurma derdi yok. Hamur açma derdi yok. Bir misafiriniz mi geldi? Evde hiçbir şeyiniz mi yok? 10 dakikada hemen şıpşak un, su, maydanozunuz yoksa bilen peynir, hemen misafirinize yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu ocağa alıyorum ve altını bayağı bir kısıyorum. Mum ışığı şeklinde pişmeye bırakıyorum. Böreğimin altı kızardı. Şimdi bu tarafını çevireceğim. Şu şekil kızardı. Şimdi tavamı şöyle bırakayım bunu. Tekrar altını yağlıyorum. Fırçayla yağlıyorum ki fazla yağlı olmasın. Sabah kahvaltısında bunu hemen 10 dakikada yapabilirsiniz. Çayın yanına kahvaltıda. Kahvaltıda mükemmel oluyor. Şimdi bu tarafı kızarsın. Tava böreğimiz hazır. Kamera şöyle getirdim.
kızardı. Harika bir lezzet oldu. Bu tarifi mutlaka deneyin. Sabah kahvaltısına çayın yanında mükemmel bir tarif. Denemenizi ısrarla tavsiye ederim arkadaşlar. Peynirle hamur yoğurmak yok, oklava yok, hamur açma derdi yok. Pratik 10 dakikada sabah kahvaltısında tava böreği. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.